Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Beylikten Devlete, Osmanlı siyasetine bakacağız. Tabii hemen şöyle Ekim programımızı getirelim. Bakın sizlerle şu an Beylikten Devlete Osmanlı'yı inceliyoruz 14 Ekim'de. Daha sonra bakın konu tekrarlarınız var. Bununla beraber rehberlik videolarınız hafta sonunda gelecek. Hafta işte kimyaya bakacaksınız ve bununla beraber işte matematiği göreceksiniz, coğrafyayı göreceksiniz vesaire. Programa dikkat edin, programlı çalışın ve güzel bir şekilde konularımızı ele alalım tabii biliyorsunuz. Yavaş yavaş yazılılar da yaklaşıyor. Yazılılara doğru giderken de bu videolar bizim için oldukça önemli. Güzel bir şekilde bu süreci götürebilmek adına dersimize geçmeden evvel hemen ödevlerinizi verelim. Sıfırdan ona tarih kitabı bulunanlar. Konu anlatımı soru bankası bulunanlar. Hemen nereye bakıyoruz? Bakın hemen şöyle içindekiler kısmını açalım. Bellikten devlete Osmanlı siyaseti bizim için 30'un 36. sayfayla 54. sayfaya arasını kapsıyor. Şöyle Beylikten Devleti Osmanlı'ya baktığımız zaman hemen sol tarafta renkli bir şekilde konunun anlatıldığını görebiliyorsunuz. Sağ tarafta da hemen konuyla ilgili sorular var. Sizin kolay bir şekilde buradaki konuları öğrenip hemen soru çözmenizi sağlayan ve video çözümlerle de sorularda net bir şekilde bilgiye ulaşmanızı sağlayan kısmı oluşturuyor diyelim unutmayalım. Sıfırdan ona bu şekilde. Peki Dinamo Soru Bankası'nda konuyu nasıl ele aldık? Hangi sayfalar ee, içinde var? E, Dinamo Soru Bankası elinde bulunan kardeşlerim. Hemen 39. sayfayla 59. sayfa arasındaki testlere dikkat etmeniz lazım ve az önce tekrar uyardım. Yazıllar geliyor. Bu yüzden 59. sayfayı ben size hemen götüreceğim. Zaten test sorularını mutlaka çözeceksiniz, göreceksiniz ama 59. sayfada, 60. sayfada bir şey var. Yazılı provalarımız var. Yazılı provasına burada rahat bir şekilde bakabilir. Farklı türdeki soruları da testlerle beraber çözerek de kendini iyi bir şekilde hazırlayabilirsin diyelim. Unutmayalım. Evet Giriş için söyleyeceklerim bu kadardı. Hadi bakalım. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti bizim için başlasın. <laughs> Şimdi sizlerle ilk olarak şöyle Osmanlı'nın kurulmuş olduğu beylik coğrafyasına bakalım. Bakın çok küçük bir toprak parçası hemen Marmara Denizi'nin e, böyle doğusunda ve güneydoğu kısmında yer alan Bizans sınırında bir beylik olduğunu görüyoruz hemen haritadan. Hemen e, Bizans'a sınır komşusu olduğunu görmemiz mümkün. Bununla beraber Candaroğulları, Germiyanoğulları, Kalesioğulları gibi komşuları bulunuyor. Bunu unutmayalım. E, demek ki kuruluş coğrafyası bakarak stratejik bir noktada olduğunu söylememiz lazım. Çünkü genişleyebilmesi için hem beyliklerle mücadele etmesi lazım hem de Bizans'la mücadele etmesi gerekiyor. Bunu lütfen unutmayalım. Aynı zamanda öğretmeninizin yazılı size soracağı sorularla ilgili de bu videoda kısa kısa bilgiler vereceğim. Ona dikkat edersiniz. Karikatürümüze bakalım. Ne demiş? Karaman olayım ben Selçuklu'nun mirası üzerine belli kuracağım. Hepinizin en büyüğü ben olacağım demiş. Burada cevap vermiş. Demiş ki Bizans ve Haşlarla başarılı mücadele etmeden büyük olamazsın ama demiş bu da demiş ki ya bir gitme Osman ya demiş. Ama Osman bunu başarmış değil mi? Çünkü hem Bizans'ta hem birliklerle mücadelelere güçlü, büyük... E, e, ...o dönemlerin en büyük imparatorluk yapılarından birini oluşturacaktır. Daha sonradan Osmanlı Devleti. Peki Osmanlı kurulduğu zaman hemen onun coğrafyasında bulunan diğer devletler kimdi? Yani kuruluş döneminde kimler vardı? Hemen bakıyoruz Kuzeye baktığımızda altın orada devleti var. Altın orada devleti biliyorsunuz, İslamiyeti benimseyen bir Moğol devletidir. Timur tarafından yıkılacaklardır. O dönemlerde varlıklarını görebiliyoruz. Balkanlar ve Avrupa'ya baktığımız zaman, bakın işte Bizans'ın varlığı var, Bulgar Krallığı, e, Bodan e, Macar Krallığı, Sırp Krallığı gibi küçük küçük krallıklar var. Yani Avrupa'da güçlü bir siyasi yapılanma söz konusu değil. Bir de o dönemlerde. İngiltere Krallığı ile e burada Fransa Krallığı arasında 100 yıl savaşları gerçekleşiyor yani Avrupa bir savaşın içerisinde. Anadolu'ya baktığımız zaman Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler var ama Türkiye Selçuklu Devleti Moğol hakimiyeti altında varlığını sürdürüyor. Güçlü değil, Beylikler de zaten hem Moğol tehlikesine karşı varlıklarını sürdürecek hem de kendi varlıklarını devam ettirme çabası içerisinde. Güney'e geliyoruz, Güney'de Memluk Devleti'ni görüyoruz. Memluk Devleti o dönemlerde e, İslam Devletleri arasında en güçlü, en kuvvetli olanı. Bir de hemen Anadolu'nun doğu tarafından da hakimiyet kuran, İran üzerinde egemen olan bir Moğol devletini görüyoruz. İlhanlı Devleti. zaten İlhanlı tehlikesi de Anadolu üzerinde hissediliyor. İşte Osmanlı kurulduğu zamanlarda buralarda egemen olan varlığını hissettiren devlet ve beylikler ...ve güçler bu şekilde. Peki Anadolu'nun jeopolitini ele alalım. Şimdi öncelikle jeopolitik kelimesi ne demek onu bilelim. Jeo yer politik siyaset demektir. Yani bir yerin bulunduğu coğrafyanın o bölgeye kazandırdığı önem... ...verdiği siyaset, ürettiği politikaya biz jeopolitik diyoruz. E Anadolu'da biliyorsunuz üç tarafı denizlerle çevrili bir yer. Bununla beraber Asya, Avrupa... ...ve Afrika arasında bir geçiş noktasında yani e, çok önemli bir konumda olduğunu söylememiz gerekir. E, bu bağlamda Anadolu'nun önemi e, arz ediyor. Lütfen unutmayalım. Çok önemli bir coğrafya olduğunu da söylemek gerekir. Gerek coğrafi konumu, gerek geçiş ticaret yolları üzerinde bulunması... ...gerek iklimi dört e, mevsim belirgin olarak yaşıyor... ...ya de gerekse böyle su kaynakları e, Anadolu'nun e, özellikle... ...hakimiyetini sağlama konusunda devletleri her zaman cezbetmiştir. Anadolu'yu da bir çekim noktası yapmışlar değil mi? Bu şekilde söyleyebiliriz Anadolu için. Devam edelim. Peki o dönemlerdeki Anadolu'daki ee, hakimiyet mücadelesine baktığımız zaman... ...Bizans'la Sasani ve Bizans-Arap mücadelesi Anadolu hakimiyeti için gerçekleşiyor. Özellikle Anadolu Türkleşmeden evvel buradaki mücadele söz konusu e, ki... Özellikle bu mücadeleden sıkılan artık bunalan gayrimüslim halk ise e, Türkler Anadolu'ya girdiği zaman Türklere fazla direnmeyecek. Hatta Türklerin hoşgörülü politikasından ötürü de e, Türkleri destekleyecektir Niye? Peki gelelim Osmanlı'nın kuruluş tezlerine. Değerli kardeşlerim şu an bir ünite özeti yapıyoruz onu da söyleyeyim. Yani geniş geniş ünitenin tüm konularını ele almıyoruz. Özellikle yazılı bize çıkabilecek önem arz eden kısımlara kısa kısa bakıyoruz koca ünitenin. E, kuruluş tezi ni için var? Önce onu söyleyeyim. Şimdi Anadolu'nun e, üzerinde Osmanlı kurulduğu zaman Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili yazılı kayıtlar çok fazla değildir. Bu yüzden varsayımlar üzerine, tezler üzerine Osmanlı'nın kuruluşu açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan en önemli üç tanesi kitapta bize verilmiş. Biri Paul Wittek tarafından ortaya atılan Gaza tezidir. Gaza tezinde e, Vitek şunu söylüyor. Özellikle Osmanlı'nın izlemiş olduğu gaza ve cihat politikası devletin büyümesinde temel bir etkendir. Aynı zamanda Osmanlı'nın kıyı aşiretiyle bir alakası yoktur diyor. Paul Witte'in tezine göre bu şekilde. Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü'ye göre ise kuruluş aşamasındaki bütün mesele Ahlat'tan Donomiç'e e, ee, Doman e Ertuğrul Bey ve neslinin insan yapısını bağlamaya çalışacak ve kayı boyuna dayandırmaya çalışacaktır. Halil Nancık ise e, tamam diyor, gaza tezi önemli. Her ne kadar Bizans'ın da gaza idolisiyle donanmış nüfus potansiyeli olmuş olsa da... E, ...yine de Osmanlı'nın şekillenmesinde o dönemin sosyal yapısı da çok önemli diyor. Yani sosyal yapıyı Osmanlı'nın iyi kurması, bununla beraber işte e, Osmanlı beylerinin burada... E, ...o dönemin e, güçlü bir sosyal yapılanması olan Ahit Eşkilatı'nın... Ee, ...çalışmalarına gayret göstermesi... ...onlarla beraber hareket etmesi... ...Osmanlı'nın hızlı bir şekilde büyümesinin sebepleridir. Ee, ve Halil Nazca'ya göre de... ...normal kronikleri de... ...1299 yılında Osmanlı kurulmuştur... ...yazarken... E, ...ona göre 1302'de kurulmuştur. Yani Bizans'ta yapılan savaştan sonra... ...kurulmuştur diyor. Ee, peki Osmanlı-Bizans ilişkilerine... ...baktığımız zaman e, bu husus ne? Şimdi... ...öncelikle Osman Bey dönemine ele alalım. Ee, Osman Bey beynin kurucusu olarak bilinmektedir. Beyliğini kurduktan sonra ilk olarak çevresinin, e, bu bölgenin kontrolünü ele almaya çalışacak. Bölgedeki halkla gerek Müslüman olsun gerek gayrimüslim olsun bunlar da iyi geçinmeye çalışacaktır. Ve asıl hedefi de e, özellikle burada e, fetih politikası. Yani Bizans'ın üzerine ilerleyebilme, gaza ve cihat anlayışıyla hareket etme ve e, Bizans'tan birçok toprağı ele geçirme politikasıdır. E, şimdi Bitinya bölgesi bizim için önemli çünkü Osmanlı bu bölgede egemen olacak ve kendi burada büyüyecektir. Bitinya da bugünkü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Bartın, Zonguldak illerini kapsayan ve antik çağda bu isimle bilinen bölgedir. Bu yüzden Osmanlı Bizans'tan bu bölge topraklarını ele geçirmek için önemli mücadelelere girişiyor. İşte Osman Bey bu Bitinya bölgesine egemen olabilmek için Özel öncelikle Bizans tekfurları. Tekfur Bizans'ta Bizans valisi demek. Özellikle bu şehirleri yöneten e, valilerdir tekfurlar. Önce bunlardan Karacahisar alıyor. Ve merkezini Karacahisar yapıyor. Şu bölgeyi ele geçiriyor. Daha sonra İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir'i ele geçirerek yavaş yavaş bu bölgelere yönelik olarak fethi hareketlerini e, ilerletiyor. Daha sonra Yunthisar ve Yenişehir'de alarak Beyliğin merkezini Karacahisar'dan Yenişehir'i taşıyor. Bak o zaman şöyle diyelim. Ee, Osman Bey Karacahisar'daydı ya. Geldi Bizans sınırına kadar yeni şehre kadar geldi. Bunların hepsini fethetti. Ve bakın merkezini de Bizans sınırına yakın bir yere getiriyor. Amacı ne? Sürekli Bizans üzerine bir fetih hareketine gelişebilmek. Bir de bu dönemde gerçekleşen bir savaş var. 1302 yılında yani az önce Halil Nalcık diyordu ya devletin kuruluşu 1302 diye. İşte 1302 yılında ilk Bizans Osmanlı savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşta bizim için Koyunhisar savaşıdır. Bu Koyunhisar savaşında Bizans'ı mağlup etmiştir ve Osmanlı da e, burada oldukça kuvvetleniyor diyelim. Daha sonra da alarak İznik üzerine doğru hareket ediyor. E, burada e, bizim için Osman Bey İznik ve Bursa yönelik e, harekete geçiyor. Şimdi bakın Koyunhisar savaşı için bir parantez açalım burada. E, Koyunhisar savaşı Tekrar söylüyorum, ee, burada Osmanlı ile Bizans arasında gerçekleşen ilk savaştır. Halini alacağı göre de dedik ya Osmanlı'nın kuruluşu bu savaşla beraber gerçekleşiyor. Ve e, bu savaşın kazanılması da Osman Bey'in diğer beylikler üzerindeki şöhretini artıran bir nitelik oluyor. Daha sonra İznik üzerine gidilecek, İznik alınacak ve Bursa Bursa noktasına gelelim. E, Bursa kuşatması sırasında e, Osman Bey hayatını kaybetmiştir. Öyle söyleyelim. E, Bursa kuşatması... Orhan Bey tarafından devam ettiriliyor ve Osman Bey'in başlatmış olduğu bu Bursa kuşatması zaferle bitirilerek Bursa'da ele geçirilmiş diye deriz. Daha sonra Bizans'ta gerçekleşen çok önemli bir savaş daha var. Palekonon Savaşı olarak bilinen savaş gerçekleşmiştir. Bir diğer adıyla Malta Savaşı olarak da bilinmektedir. Bu savaşın burada kazanılmasıyla ile beraber Bizans artık savunmaya ...Osmanlı artık hücuma, taarruza geçmiştir. Bizans artık kendi topraklarını savunmaya geçiyor. Tabi e, Orhan Bey daha sonra e, İznik üzerine hareket edecek. Buradaki e, daha önce başlayan kuşatma hareketini tamamen e, bitirecek ve İznik'i ele geçirecektir. Daha sonra İzmit'i de ele geçirerek özellikle İstanbul'un bulunmuş olduğu... ...bu Avrupa, e, Anadolu yakasının büyük çoğunluğunu e, ele geçiriyor. Bunu unutmayalım. Yine Orhan Bey döneminde şunu da söyleyelim... E, Bizans'a yardım ediyor Kantakuzen'e e, ve Çin pekalesini ele geçirerek artık Rumeli Yarımadası'na da yavaş yavaş Osmanlı topraklarının geçtiğini söylememiz gerekir. Yani Bizans politikasında kısaca Osmanlı'nın e, bazen çatışma, bazen uzlaşma yolu var. Çünkü çatışmayı nereden gördük mesela? E, çatışmada gidiyor işte e, Maltepe Savaşı'nı yapıyor, e, bununla beraber işte Koyunhisar Savaşı'nı yapıyor veya uzlaşma var. Kantakuzen'e yardım ediyor, toprak parçası alıyor. E, bu yüzden çatışma ve uzlaşma politikasıyla, bölge halkıyla da iyi geçinerek Osmanlı e, tamamen ne yapıyor? Bizans yönlü e, fetih politikasını gerçekleştiriyor. Tabii bunları gerçekleştirirken Osmanlı'nın izlemiş olduğu iki temel siyaset var. Bunlardan biri isyan siyaseti, diğeri istimalet politikasıdır. İsyan siyasetiyle başlayalım. İsyan bizim için yerleştirme demektir. Yani Osmanlı'nın Konar Göçer e, ve aralarında anlaşmazlık bulunan aileleri... ...Balkanlara, yeni fethettikleri topraklara yerleştirmesidir. Öyle diyelim. Şimdi temel amaç burada. Özellikle ee, bu konar göçerleri belli bir alanda yerleştirerek onların tarım yapmasını sağlamak. Buradan vergi almak, hem üretimde sürekliyi sağlamak hem de vergi gelirleriyle devletin kazancını artıramak, artırabilmektir. Aynı zamanda yeni yerler, yeni fethedilen yerleri Türkler yerleştirerek bölge hem Türkleştiriliyor hem de İslamlaştırılıyor. Amacı bu. Bununla beraber fetihlerin kalıcı olması sağlanıyor. Çünkü sen gittiğin fetihte oraları Türklerle yerleştiriyorsan, artık orayı bir Türk yurdu yapıyorsun. Eee yerlerin güvenliğini sağlıyorsun bu bağlamda. E, gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırıp Türkleri bölgede çoğaltıyorsun. E, bir de hani bak e, o bölgeye gönderdiğin kısımlardan biri kimdi? Aralarında anlaşmazlık bulunan ailelerdi. Böylece aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri de birbirinden uzaklaştırarak e, bölge güvenliğini iyi bir şekilde sağlamış oldun. İstimalet siyasetine gelelim. İstimalet de Osmanlı'da hoşgörü siyasetidir. Şimdi bak, gittin Bizans topraklarını ele geçirdin. Ama burada kimler yaşıyor? Hristiyanlar, gayrimüslimler yaşıyor. Doğal olarak bu insanlara din serbestliği veriyorsun, dil serbestliği veriyorsun, kültür serbestliği veriyorsun. Rahatça din ve vicdan özgürlüğünü veriyorsun. Bu da yapmış olduğun fetihlerde uzlaştırıcı bir tutum izlemene, o insanları meylettirip cezbedip gönlüne almaya sebebiyet veriyor. E, ne yaptın? Sadece toprağı fethetmedin. Gönülleri de fethettin ve bölgede artık kalıcı oldun. E, kimse Osmanlı bölgede var diye Osmanlı'ya karşı çıkmıyor ve isyan etmiyor. Şimdi değerli kardeşlerim bakın Balkan hakimiyeti için yapılan bir takım savaşlar var. Bu savaşlar kitapta gösterilmiş. E, önem arz eden unsurlardır. Hani size e, yazılı da çıkabilir. İşte mesela Edirne'nin alındığı savaş hangisidir? İlk Osmanlı Haç Savaşı hangisidir? ...işte Osmanlı ilk topu hangi savaşta kullanmıştır... E ...veya işte Balkan hakimiyetini kesinleştiren savaş hangisidir diye gelebilir... ...bu yüzden bu sayfayı verdim... ...yani şu an ben sizden şunu istiyor, isterim... ...şu an hani durdurun bu sayfayı böyle... E ...bunları not alın... Hayır, ...bilin ki yazılı öğretmeniniz size bunlardan birini veya birkaçını... ...boşlukta oturma sorabilir, test de sorabilir... ...ama mutlaka sorabilir... Şimdi 1. Murat döneminde gerçekleşen Sazlıdere, Sırp Sındı, Çirmen ve 1. Kosova savaşları var. Sazlıdere'de Edirne adında, Sırp Sındı, bir, ilk Osmanlı Haçlı savaşıdır. Haçlılarla Sırp Sındı, 1. Kosova, Nibodu ve Varna savaşlarıyla 2. Kosova savaşları gerçekleşmiştir. Sınavı iki şekilde kodlayabiliyoruz biz Osmanlı Haçlı savaşlarını. Bunlardan ilki Sırp'tır. Daha sonra Çirmen Savaşı gerçekleşiyor. Makedonya'nın fethi kolaylaştı. Birinci Kosova bakın yine bir Haçlı Savaşı'dır. Osmanlı ilk defa burada e, topu kullanıyor. Aynı zamanda bu savaş sırasında Birinci Murat savaştan sonra savaş meydanında dolaşırken şehit ediliyor. E, savaş meydanında şehit edilen ilk Osmanlı Sultanı'dır. Daha sonra neyi bulu? bakın yine bizim için bir Haçlı mücadelesidir. E, bu savaşı da yine Osmanlı kazanıyor. Sultanlı İklimi Rum unvanını Yıldırım Beyazıt Abbas Halifesinden alıyor burada. Halife tarafından veriliyor onu öyle diyelim. Varna Savaşı, İkinci e, Murat, tabi Abbas Halife diyorum da... ...bu halifede tabi o zamanlarda artık şeyin e, koruması altında... ...memlüklerin koruması altında e, onlar üzerine veriliyor. Varna, e, burada e, yine bir Haçlı Savaşı. İkinci Murat, e, burada e, daha önce tahta bırakmıştı e, Küçük Mehmet'e. Ancak Varna tehlikesi baş gösterince tahta çıkacak ve... ...bu savaşta önce Varna'da daha sonra Kosova'da Haçlıları mağlup ederek... ...Balkanlardaki hakimiyeti... ...kesinleştirecektir, tamam mı? Öyle değil. Peki, Balkanlar böyle, Bizans'a yönelik faaliyetler böyle. Gelelim Anadolu e, politikasına. Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yönelik olarak... ...Osmanlı e, özellikle e, yavaş yavaş adamlar atacak ve... ...Anadolu siyasi birliğini sağlamak adına... ...özellikle Orhan Bey döneminde ilk faaliyetler başlıyor. E, buradaki ilk e, faaliyetler üzerine... E, ...biz Orhan Bey döneminde Karesi oğulları... ...Karesi... Oğulları beyliğinin ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Bu beyliğin ele geçirilmiş olması demek e, bu beylik topraklarını kullanarak ve denizcilik niteliğini kullanarak Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişini kolaylaştıran bir faaliyet diyebiliriz. Birinci Murat dönemine geldiğimiz zaman ise daha çok barışçı bir politikayla, e, ılımlı bir politikayla hareket var. Mesela yollarından çeyiz yoluyla, Hamitoğlu'ndan da para yoluyla topraklar satın alınarak ee, Anadolu üzerindeki topraklarını da Osmanlı ilerletmeye başlayacaktır. Yıldırım Beyazıt dönemine gelecek olursak ise Yıldırım Beyazıt oğulları, Yıldırım Beyazıt e, burada Salonoğulları'nı, Aydınoğulları'nı, Menteşeoğulları'nı, Hamitoğulları'nı, Germiyanoğulları'nı fetih yoluyla ele geçirecek. E, Karamanoğulları ve Candaroğulları ile de Kadı Devleti de baskı altında tutacaktır. E, bu yüzden yapmış olduğu fetih hareketleriyle beraber Anadolu'da ...Osmanlı siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan bir Osmanlı sultanı olarak Yıldırım Bayezid'i biz gösterebiliriz. Tabii Osmanlı bu kadar kuvvetlenince, Anadolu'da ve Balkan toprakları üzerinde bu kadar büyüyünce e, Timur devletinin dikkatini çekecektir. Timur, Çin seferine çıkmadan evvel, Çin seferine gitmeden evvel kendi batısında güçlü bir devlet görmek istemiyor. Ve işte liderlik mücadelesi, daha önce İslamiyet önce... Nizam-ı Alem İslamiyetten e, önce pardon İslamiyetten önce e, Türk cihan hakimiyeti mefkuresi İslamiyetten sonra da Nizam-ı Alem olarak bilinen... E, Türk dünyasının liderliğini ele geçirme mücadelesi 1402'de Timur'la e, kimi karşı karşıya getiriyor burada e, Osmanlı devletini. 1402'de e, bir tarafta Yıldırım Bayezid, Osmanlı'da bir tarafta Timur. ...kendi imparatorluğunda... ...1402'de Ankara'nın Çubuk Ovası'nda savaşıyorlar. Savaşın sebeplerinin ilki zaten söyledik... ...Türk-İslam dünyasında ilerleyerek geçirmek. Bununla beraber Osmanlı'ya sığınan... ...Celal Sultanı Ahmet ile... ...Karakonlu hükümdarı Kara Yusuf'un... ...Timur tarafından istenilmesi ama Osmanlı'nın bunu teslim etmemesi. Yine Anadolu Beylerinin Timur ve Yıldırım Bey'e tıkışkırtması... ...ve iki taraf e, sürekli birbirine e, mektuplaşarak hakaretleşme yoluna gitmesi... ...1402 ile tarafları karşı karşıya getirmiş... ...yapılan savaş sonucunda da... ...savaşı Timur kazanmıştır. Osmanlı kaybetmiş, Yıldırım Beyazıt ve... ...en küçük oğlu Mustafa esir düşmüştür. Devlet de... ...1402 ile... ...1413 yılları arasında... ...başsız kalmıştır. Ki biz bu döneme... ...Fetret dönemi diyoruz. Gelelim o Fetret Dönemi. E. Şimdi e, dedik ya... ...Yıldırım Bayezid esir düştü. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları olan... Süleyman, Mehmet, İsa ve Musa arasında 11 yıl süren taht mücadelesi var. Şimdi Anadolu'ya baktığımız zaman Anadolu'da padişah yok. Taht kavgaları var. Aynı zamanda toprak kaybı var. Anadolu toprakları yavaş yavaş kaybediliyor Osmanlı tarafından. Ama Balkanlara baktığımız zaman padişah yine yok. Taht kavgaları yine var ama toprak kaybı yok. Niye toprak kaybı yok? Çünkü Balkanlar'da istimalet yani hoşgörü politikasından ötürü e, bu devletler topluluklar ...ve gruplar Osmanlı himayesinden kolay kolay ayrılmamış. Bu mücadeleyi kazanan Çelebi Mehmet'tir. Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu olarak da bilinmektedir. Kardeşlerini bertaraf ederek bin devletin başına geçmiştir diyelim. Ve dersimizin son kısmına gelelim. Şeyh Bedir'in isyanı. Şimdi Çelebi Mehmet tekrar düzeni kurunca... ...Çelebi Mehmet özellikle devlette ortaya çıkan o başıbo bozuk durumu ve otorite eksikliğini düzeltmeye çalışacak. Çelebi Mehmet döneminde özellikle Osmanlı tarihinde bilinen ilk dini sosyal ayaklanma olan Şeyh Bedrettin isyanı meydana gelmiştir. Bu ayaklanma zor da olsa bastırılmış ve Şeyh Bedrettin yargılanıp idam edilmiştir diye. Bu da fetret döneminin yaratmış olduğu boşluğun Anadolu'daki bir etkisidir diyebiliriz. Evet çocuklar, önemli noktalara, önemli unsurlara atıfta bulunduk. Bu yüzden lütfen 1402 Ankara Savaşı'na. bununla beraber Fetret Devri'ni e, unutmayalım. E, 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlı ile Timur'un savaştığını, savaşı Timur'un kazandığını unutmayalım. E, bir de en önemli kısım olarak şurada sizin için, bir saniye orayı da gösterelim. E, Osmanlı'nın Balkan hakimiyeti için yapmış olduğu mücadeleler şu kısımda. E, hangi mücadele neye sebebiyet verdiğini, e, kazanımların neler olduğunu bunları da unutmayalım. Bunlar bize yazılı çıkabilecek önemli bilgiler ...bağlamında diyelim, e, işinizi de kolaylaştırır. Evet, dersimiz bu kadardı. Birinci ve ikinci üniteden siz yazıda sorumlu olacaksınız. Bu yüzden e, birinci üniteye çok dikkat edin. E, hani yerleşme e, coğrafyasında, yerleşme döneminde Selçuklu Türkiye'si ve... E, ...bu Osmanlı konusu bizim için önemli. Yazılıda bu ilk ünite üniteye sorulacaktır. Her ikisinden notlarınızı alın. Yazılı provalarınız da gelecek. Yazılı provalarında da çok güzel sorular oluşturacağız. Orada da iyi bir şekilde oluşturacağız. Siz güzel bir şekilde ilk yazılıya göndeririz. Tamam mı? <laughs> Ödüllü sorumuz bu. Mutlaka yorum kısmına bunu yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kendinize çok çok dikkat edin. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>